Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler önemli bir haftadayız. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçecek. Kış gün dönümü. En uzun geceyi yaşayacağız. Aynı gün Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Güneş ve Merkür'ün önümüzdeki günlerdeki Oğlak burcundaki geçişi Özellikle sizin için düşünce anlamında, zihinsel yaratıcılık anlamında çok destekleyici. Burada yeni şeyler öğrenme, fikirlerinizi hayata daha gerçekçi bir şekilde yansıtma, kararlar verme, belki bazı anlaşmalar yapma, sözleşmeler yapma gibi ticari alanda da etkili olabilir tabii. Veya herhangi bir eğitim alanında sizi destekleyebilir. Güçlü bir tesir altında olacağız ve önümüzdeki iki hafta özellikle buralarda bazı Yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız mümkün görünüyor. 21 Aralık e, aynı zamanda çok önemli bir gezegen kavuşumuna şahitlik edecek Jüpiter ve Satürn Kova Burcunun sıfır derecesine kavuşacaklar, büyük kavuşum. İki zamanın yöneticisi, kolektif gezegenin kavuşumu tabii ki tüm dünya için çok önemli. Her 20 yılda bir kavuşurlar ve önümüzdeki 2040'a kadar büyük planda tüm dünyayı etkileyecek bir etkiden bahsediyoruz, bir tesirden bahsediyoruz. Tabii ki bireysel hayatlarımızda da önemli. Toplumsal yapılarda, kültürel yapılarda, yönetimsel, ekonomik yapılarda sistem değişimlerine neden olan, bir şekilde bilinç seviyemizde de farkındalıklarımızı artıran bir kavuşum bu. Bireysel hayatlarımıza da kendi haritalarımıza göre etkiler verecektir tabii ki. Bununla ilgili detaylı yorumları yıllık videolarımızda yaptım. Çünkü bu kavuşum 2021 yılını önemli ölçüde etkileyecek. Henüz izlemediyseniz 2021 yıllık videolarımızı lütfen izleyiniz. Sizin için de çok önemli tabii ki bu kavuşumun etkisi çünkü sizin gibi sabit bir burçta olacak. Kova burcunda olacak. Bu hafta gezegeniniz Mars Koç burcundaki hareketini sürdürüyor. Salı gününden itibaren Ay da Koç burcunda olacak ve tabii ki Mars'ın Oğlak burcundaki Plüto ile yapacağı kare açının da etkisi bu hafta yine etkinleşecek, tekrar güçlenecek, Ekim ayında da bu etkiyi hissetmiştik. Ayında Koç burcundaki hareketi belki bu tesiri üzerimizdeki tesiri biraz daha arttırabilir. Bu genel olarak böyle bir biraz stres, biraz tahammülsüzlük yaratabilir. Öfke kontrolü zorlaşabilir. Daha tepkisel, daha dürtüsel olabiliriz örneğin. İş hayatınızda çalıştığınız kişilerle ilişkileri lütfen dikkat edin. Gereksiz tepkiler vermemeye çalışın. Çok hızlı kararlar vermemeye çalışın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Trafikte biraz daha dikkatli olun. Komşu ilişkilerinizde, kardeşlerle, akrabalarla kurduğunuz ilişkilerde zaman zaman üzerinizde baskı hissetseniz bile iyi yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz aslında. Perşembe öğle saatlerinde Ay Boğa burcuna geçecek. Bu sizi ilişkilerinize biraz daha odaklayabilir. Duygusal anlamda özellikle eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız. Yani ilişkilerinizde duygusal paylaşımlarınızın öne çıkması, ilişkilerinizden beklentilerinizin biraz daha güçlenmesi mümkün. Tabii ki bu sizi e, mutlu edecek. Yani paylaşımlara da daha fazla odaklayabilir ve cuma cumartesi günleri özellikle her türlü ilişki dinamiğinizde ya da evliliğinizde daha keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.